Sevgili çiçek severler hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kauçuk çiçeğinin çoğaltılması ve çoğaltırken dikkat etmemiz gereken püf noktaları. Bu benim kauçuk çiçeğim. Neden bu kadar yaprakları parlak diyorsanız ben yapraklarına zeytinyağı sürüyorum. Yaklaşık bu parlaklık 3 ay devam ediyor. Sürmemin sebebi de kauçuk yaprakları çok çabuk dekelenen ve lekesini tozunu gösteren yapraklar daha şık ve görseli daha iyi olması açısından ve yanında onu beslediğini düşünerekten bu şekilde bir uygulamam var. Eğer kauçuk baktıysanız bilirsiniz bu yapraklar çok terleme yapan yapraklar sürekli su kaybederler. Ama su kaybetmesine rağmen kauçuk çiçeği çok fazla su sevmez söyleyeyim. Bu gerçi bakım videosu değil ama ekstradan size belirtmiş olayım. Öncelikle kauçuk çiçeğini çoğaltacak isek taze bir dal seçmeliyiz. Yani daha evvelden kalmış 2-3 yıl beklemiş bir dal değil de kahverengi yerine yeşil dal daha uygun olacaktır. Kavuçuk çiçeğini yapraktan çoğaltmaya kalkmayınız. Çünkü köklenmesine rağmen yapraktan çok fazla büyüme göstermeyecektir. Bu genç dalı ana gövdeden ayırdıktan sonra içerisinden kavuçuk dediğimiz süte benzeyen bir madde akacaktır. Bu biraz yapışkandır kıyafetlerimize, halımıza, mobilyamıza damlatmamaya dikkat edelim. Bunun akması için 5 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra suya koyacağız. Suya koyduğumuz zamanda da dikkat etmemiz gereken bir şeyler var. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Gördüğünüz gibi bir tane dal ayırdım. Ama ben bundan daha fazla çiçek elde edebilmek için bunları yaprak yaprak bölüyorum. Ama her yaprak bir dala bağlı olması lazım. Çünkü dal kısmını köklendireceğiz ve oradan çiçeği büyütmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bunları suya bıraktık. Tam 13 gün sonra köklerin gelmiş olduğu hal budur. Şeffaf bardağa bıraktığımız kökler gördüğünüz gibi oluşmaya başlamış. Yani gün ışığını gören kökler bize cevap vermiş. Yaklaşık 13 gün geçti. Ama güneş ışığını görmeyen kökte hiçbir gelişim yok gördüğünüz gibi. Demek ki biz bu çiçeği köklendirebilmek için şeffaf bir bardağa koymamız lazım. Köklerinin güneş ışığını alması gerekiyor. Kısacası arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şeyler taze dal olacak. Yapraktan olmayacak, mutlaka yaprak bir dala bağlı olacak. Aynı zamanda bunu kestiğinizde kauçukların etrafa akmamasına dikkat edeceksiniz. Suya koyacaksınız. Kök gün ışığını görüyor olacak. Toprağa aktardığınız zamanda da kış şartlarında 10 günde bir sulama yapacaksınız. Yaz şartlarında haftada iki olabilir. Dediğim gibi aslında suda köklenen bir bitki olmasına rağmen çok aşırı suyu da sevmiyor. Sevgili arkadaşlar, benim kavçuk çiçeğim normal çiçek toprağında ben birazcık daha besinli bir toprak tercih etmiştim. Çiçekçiden özel bir karışım almıştım. Yani içerisinde poza ya da torf yok şu anda. Bu bitki burada hayat buldu. Birkaç tane de yaprak çıkarttı. Yani gayet bu toprağın içerisinde sağlıklı, mutlu. Gördüğünüz gibi çoğaltmak çok kolay. Siz de evinizde hem birkaç tane çiçek yapabilirsiniz ya da sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum.